performans anlamında e, şampiyon ol, olabilir diyeceğim bir isim değildi Nisa benim. Adem abinin şampiyon olmasını istiyordum gerçekten. Hı hı. Ya Beni en çok yoran isimlerden biri oldu. Nagihan'a hak verdiğim bir kısım var. Hı. Kızın elinden kupayı alıp hadi ver <laughs> seni kabul etmediler deyip tekrardan oylamaya girecek halimiz evet. de yok. Dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Bunun kadınları aşağıladığını düşünüyorum. Demet Akınla bizim e, bir tanışma fırsatımız oldu. Hı. Benim arkamda işte geldi Yasin'le birlikte benden SMS istedi gibi bir söylemde de bulunmuş galiba. Bir başkadan herkese merhabalar. Bugün Ayşe Yüksel süper Ayşe konuğumuz. Ayşe hoş geldin. <laughs> hoş buldum. Enerjinle bize enerji kattın. Çok, Çok teşekkür teşekkürler hocam. geldiğin ben için. Ben de teşekkür ederim. Nasılsın? Için. Nasıl gözüküyorum? Çok güzel, çok enerjik, pozitif, harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Yani her zaman insanlara bu şekilde Hı -hı. örnek olmaya çalıştım ve bu şekilde akıllı kalıcı olmaya çalıştım. O yüzden Hı -hı. her zaman pozitif, neşeli. Öyle hatırlayın beni. <laughs> harika. Peki neler yapıyorsun? Survivor e, macerası bittikten sonra. <laughs> daha yeni tabii, taze ama evet. e, normal hayata adapte olabildim mi? Nasıl gidiyor senin için? Şimdi şöyle, ilk deneyimi insanın e, her zaman e, daha farklı oluyor. Hı -hı. Şimdi oradan çıktığım zaman normal hayat nasıl adapte olacağımı işte kendime ne yaparsam daha iyi geleceğini vesaire bunları bilmiyordum ama ilk sezonumda bunları öğrenme fırsatı buldum hı hı. Ee, çok şükür ki şimdi ikinci sezonum olduğu için ve daha yani fonksiyonel olarak değil de böyle hı hı. daha çok e, insanlarla hani e, Akıl yorucu bir şekilde e, çok fazla konuştuğum için hı hı. ya da e, konuşmalarıma kadar herkesle e, hitap etme kadar dikkat ettiğim için bu sene kafa olarak daha yorgundum. Ama bunu daha önce tecrübelendirilmiş tecrübelendirmiş biri olarak hı hı. E, benim için gayet e, doğal ve normal karşılanan bir olay haline geldi artık. Survivor böyle her sene yazları gittiğim böyle <gülüyor> <gülüyor> 6 ay orada 6 ay burada geçirdiğim bir yer haline geldi. <laughs> e, o yüzden alışık olduğum için de şu an gayet güzelim yani e, kafam da dinlendi kendim de dinlendim artık işe güce verdim kendime hemen gelir gelmez hı hı. E Ayşe dedim enerjiksin madem enerjin boşa gitmesin. <laughs> bir daha mı geleceğiz bu yaşlara? <laughs> Peki ilk Survivor'la şu anki son katıldığın Survivor arasındaki fark neydi senin için? Benim için samimiyet farkı vardı. Hı -hı. Yani şimdi onların da ilk kez yaşadığı bir duygu olduğu için herkes doğalında aktı. Hı -hı. Ama bu sene herkes bilinçli geldiği için e, ve olayın kendisine hakim olduğu için işte nerede ne yaparsam göze batar nerede ne Hı -hı. yaparsam yayınlanır. Nerede ne yaparsam beni daha çok gösterirler vesaire gibi e, tartışmalara giren bile oluyordu O yüzden hani e, bir önceki sezonuma göre samimiyet farkı çok yüksek daha planlı, programlı. düşünerek evet, düşünerek planlı işte ne yapacağını e, şey nasıl diyeyim planlayarak Hı -hı. yapıyorlardı gerçekten ve bunu çok hissettiriliyordu. Bu da belki samimiyeti öldürüyor olabilir Tabii, mi, değil evet. mi? ya Doğallığı öldürüyor. Sonuçta Kesinlikle. Survivor baktığın zaman doğal olan bir yer. Hı -hı. Yani doğallığın bu kadar içinde olan bir yerde plan programda insanı belli bir yere kadar götürebiliyor Tabii zaten. Ki. O yüzden e, iki senedir bence finale kadar gelebildiğimi düşünüyorum. Hı -hı. Peki e, final demişken Survivor finali e, oldu. Evet, Nisa oldu. şampiyon oldu. Evet. Sen de zaten e, sonuna kadar geldin. Ne düşünüyorsun Nisa'nın şampiyonluğu? Şampiyonluğu hakkında sence hak etti mi? Yani şimdi hak etti mi sorusunun e, cevabını zaten halk verdi. Hı -hı. E, hak etmiş ki şampiyon oldu. E, şimdi yani baktığım zaman gerçekten performans anlamında e, şampiyon ol olabilir diyeceğim bir isim değildi Nisa benim ama e, kitle olarak baktığımda da kesinlikle şampiyon olur diyebileceğim bir isimdi. <laughs> yani performans olayına baktığımız zaman Adem abinin şampiyon olmasını istiyordum gerçekten Hı -hı. çünkü bireysellikte ya beni en çok yoran isimlerden biri oldu. Hep söylüyorum onun peşinde koşarken hızlandım <laughs> diye. Yani hani bu kadar mükemmel bir performans varken demek ki insanlar artık Survivor'a farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladı ve e, bizim eskiden bildiğimiz gibi işte e, çok iyi performanslar çok güçlü isimlerin olduğu <laughs> bir sezon değil. Artık daha çok hani hep e, büyükler diyor ya, Z kuşağı diye Artık <laughs> Z kuşağına hakim <laughs> olduğu bir evet. Survivor oldu. Yani demek ki 72 etmiş ki kızı şampiyon yaptılar oldu bir şekilde. Ve e, bence tebrik ediyorum. Çünkü e, yıllardır çıkmayan bir kadın şampiyon Hı -hı. E, olayımız vardı. Sürekli bunu dile getiriyorduk. Artık hani e, kadınlar olarak Survivor'a gitme emekleri, hayalleri suya düşüyordu. E, bence bu anlamda da güzel bir örnek oldu. Hala Hı -hı. kadın şampiyon çıkabilir e, mesajını verdi bence gelecekteki, girecek olan yarışmacılara. Bence o yüzden de güzel oldu. Nagihan Karadere'de çok büyük bir evet. e, tepki gösterdi. Evet. Yani biz o zaman çıkıp yarışmasaydık Aşil Tendonumuzu <gülüyor> koparmasaydık <gülüyor> işte sakatlıklar geçirdik <laughs> ne için diye bir çıkışı oldu. Evet. Ee, evet kadın yarışmacının şampiyon olması bence de çok güzel bir şey. Çok hani anlamlı bir şey ama e, ya Sema'ydı ya Seda'ydı. E, final gecesi e, şey dedi hani... Ben evet kadın yarışmacı şampiyon olsun istiyorum. Müthiş bir kadın evet, yarışmacı evet. şampiyon olsun. <laughs> Sen bu tepkilere gördüğünde ne gibi bir karşılık veriyorsun? Ne düşünüyorsun? Sen de bu düşünceye sahip misin? Şimdi şöyle yani e, Nagyana hak verdiğim bir kısım var Hı -hı. çünkü. Herkes çok fazla mücadele ediyor. Evet. Daha geçen gün okudum mesela işte Nisa'nın bacakları yara bere içinde işte çok şey oldu, çok yıprandı. Değil yani herkes zaten bir şekilde oraya emek veriyor ama hı hı. Nisa zaten hani kendisi de söylüyor sakarım diyor. Hani e, galiba vitrigo muydu hastalığı varmış denge hastalığı. O A yüzden artık, sürekli hı. düşüyor. Yani Nisa ayakta dururken bile düşebilecek bir insan. Hı hı. Hadi bir gün şey dedim artık parkur dedim sağlam bitirince sen artık kazandın diyecekler <laughs> falan dedim yani. Yani insanın emeğini tabii ki herkes kendi emeğini görüyor ama baktığın zaman da demek ki e, onun da verdiği emekler farklıydı ya da insanlara kendini geçirme şekli farklıydı. Şimdi hı hı. biz evet orada mücadele ediyoruz. Bizim işimiz orada mücadele etmek ve orada parkura çıkıp yarışmak ama dışarıdaki insanların halkın e, yapacağı tek şey de sevdiği insana işte ona geçen insana SMS atmak evet. ve demek ki Nisa bizden daha fazla geçmiş. Yani bunu kabullenmemiz gerekiyor. Evet ben de diyorum o zaman ben de şunu Diyebilirim hı hı. Derim ki hani üç tane kolye aldım. E, i̇ki senedir üçer tane kolye alıyorum. Boşa mıydı yani? Bir önceki sezonunda baktığın zaman üçüncü oldum. Hı hı. Şimdiki sezonunda da dördüncü oldum. Ama hani benim şöyle bir avantajım var. Kendi açımdan her şeyi pozitif bakmaya çalışıyorum dediğim gibi. Hani e, hatta Twitter'da da şey yazmışlar. İşte e, mide midedeki <laughs> kuymak daha soğumadan kızım gitti geldi falan diye böyle. Rize'de de tatil yapıyordum. <laughs> bir anda kendimi Survivor'da buldum ve son anda finaldeyim yine. Evet. Hani benim için büyük bir şans. Kesinlikle. Bence her zaman insan olduğu yerde şükredebilmeli. Hı hı. Çünkü e, dışarıda girmek isteyen, o yarışmada kendini gösterip e, belli bir mevkiye üne kavuşmak isteyen hı hı. milyonlarca insan var. Ve e, onların oturup izlediği bir mecrada sen yarışıyorsun. Hı hı. E, o yüzden bence bu bir nimet ve bunun değerini bilmek lazım. Kaçıncı olduğunun değil, senin verdiğin emeklerinin aslında önemi var. Hı hı. Ben zaten şampiyon olmadıktan sonra kaçıncı olduğum bir önemi yok diyorum ama e, ben oraya emek verip e, Survivor bakış açısının hakkını verebilmiş miyim vermişim? Onca isim çalışarak gitmiş, ne bileyim birkaç aylarını vermişler, hı hı. spor yapmışlar, işte atış çalışmışlar. Ben hiç çalışmadan ve sonradan aralarına girerek dördüncü oldum. Bu evet. da demek ki halkın gerçekten doğalla ve kendilerine geçebilmesine önem vermiş. Ee, bununla ilgili yani Nagihan da şunu bence şöyle düşünmesi lazım yani e, Nisan'ın olmadığı bir dönemde de yarışmışlığı var ve o dönemde de 2, 4, artık 5, 6 neyse hı hı. yani onun dereceleri de o zamanlar öyle olmuş yani hani ikinci oldum dediği zaman insan ben niye ikinci oldum e, nasıl diyeyim? E, şey kafasına girmiyorsa hı hı. bence şampiyon olmadığı zaman bir başkasının olduğunda da bu tarz bir kafaya girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Herkesin e, başarısını takdir edip kendi başarını da bilmesi bence. Neydi kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından korkmaz diye bir söz var. Aynen de böyle yani. Hı hı. Gerçekten. Yarışmanın seyrini değiştirir mi bu e, şampiyonluk hikayesi? Şimdi Nisa sonuçta Çok dediğin gibi abi, evet yani. hani. E, <laughs> halk oylamasıyla birinci oldu. Evet halkın e, sevgisini kazandı. %50 performans %50 halk oylaması deniyor. Kendini nasıl e, yansıttığınla alakalı bir geri dönüş. alınıyor Bence onunla alını ilgili 50, %50 %50 diyemeyiz bence bu arada. Hı hı. Gerçi hani e, %70 halk diyebiliriz. Evet. %30 o, o, evet, performans. Evet. Peki bundan sonra e, Survivor artık böyle fan kitlelerinin yönettiği e, sadece Performans dışında sadece o kişiliğe gelen işte kimin daha fazla fan kitlesi varsa stratejiye gelen bir yarışma haline mi döner? Şöyle Acun Bey de hep söylüyor zaten hı hı. Survivor bir reality show. Evet. Gerçekten evet. Öyle. reality show ve onun haricinde yani performans tabii ki önemli. Sonuçta hı hı. aslında ben şöyle bakıyorum olaya. Senin Survivor'ın içindeki oylayan insanların götürebileceği yer performans. Evet. Ama seni o sonlara kadar girdiğim potalarda ilerlemeni sağlayacak ve finale kadar taşıyacak olan hatta finalde şampiyonlar taşıyacak olan halk ve e, fan kitlesi. E, o yüzden ben olaya tamamen profesyonel baktığımda evet gidişat bir tık değişmiş gibi gözüküyor olabilir Hı -hı. ama bence daha fazlalaştı sadece. Hı -hı. Daha önce hani bilmiyorum Nisa kadar e, kitleye sahip olan yarışmacı var mıydı ama belki de daha fazla olduğu için e, bu kadar gündeme geldi ve insanların hala Survivor'a bakış açısı belli emekler vermiş, belli yara bereleri almış, belli fedakarlıklar vermiş yarışmacılar olarak hı hı. bakıldığı için şu anki Nisa profili tam olarak bu kriterlere uymuyor olabilir. Ama sonuçta hani biraz da sonuçlara bakmamız lazım hı hı. ki yani biz yorum yapsak ne olacak? Gidip kızın elinden kupayı alıp hadi ver <laughs> seni kabul etmediler deyip tekrardan oylama girecek halimiz evet, de yok. Evet. O yüzden olana saygı duymak gerekiyor hı hı. bence. Survivor'ın e, aslında sadece yani Survivor olarak baktığımızda sadece insanların bakış açısını değiştiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Bakış açısı insanın manzarasını değiştiren şeydir. Ne bakarsan nasıl bakarsan öyle görürsün. Hı hı. Herkes kendine göre bakıyor. Yani e, halk tarafından böyle bir e, düşünce karmaşıklığı oldu diyorsun ama Survivor'ın seyri yine aynı şekilde B devam bence eder. Bence de eder. Yani Çünkü Acun Bey buraya kadar getirmiş hı hı. yani 14-15 yıllık bir Survivor hala devam edebiliyorsa 15 yıldır bu Acun Bey'in ve e, doğru seçtiği ekibin başarısıdır bence. O yüzden hani artık e, onun gidişatını düşünecek olan işte bu tepkilere göre e, gidişatı belirleyecek olan da onlar. O yüzden bizim pek haddimize değil açıkçası. Peki ee, Survivor'ın sana göre şampiyonu kim olmalıydı? Ben olmalıydı? <laughs> sen peki diğer adayları düşünürsen. Hani sana rakip kim olabilirdi? Veya sen olmasaydın kimin olmasını isterdin şampiyon? Ya vicdanen baktığımda Hı -hı. ben olmasam Adem abinin olmasını isterdim. Bu arada yani e, Batuhan'la da birkaç tartışmamız oldu evet. oradayken. Ama e, iki senedir o da benim gibi emek Hı -hı. veriyor. Benim kadar emek veriyor. Her ne kadar... E, bu Survivor kafasını çok fazla bir hırsa büründürmüş ve çok fazla istekli olsa da bu hırsı ve isteği Survivor'ın son zamanlarda bir tık önüne geçtiği için hmm. bence bizim de tartışmamız ve kötü giden bir tartışma bir yol oldu. Onun haricinde yani o da olabilirdi ama tabii Survivor ben hep söylüyorum gerçekten hak edenin ve gerçekten ortaya karakter koyanın olması gerekiyor. Yani performans evet ama insanlarla olan iletişim önemli. Hmm insanlarla girdiğin tartışmalarda o tartışmaları, o krizleri nasıl yönettiğin önemli. Hı hı. Parkura çıktığında rakibinle yarıştığında onu tebrik ediyor musun? Ya da işte ona o an yenilse bile onun zoruna gidecek bir harekette davranışta bulunuyor musun? bunların hepsi birer kriter. Bence hani bu bağlamda da benim yanımda oturacak o son ikide bence Adem abi olmalıydı ve eğer ben kaybetseydim de Adem abi'nin Adem abinin olmasını isterdim açıkçası. Kadınlardan böyle güçlü gördüğüm bir. E, kadınlardan isim var mı? E, yani Nagihan olurdu, Sema olurdu. Hı hı. Yani Seda abla olabilirdi. Ya tartışsam mı ne kadar yani insanın hakkını vermek gerekiyor. Yani iyi de öldür hakkını yeme diye bir söz var açıkçası. Evet. evet. E, yani güçlü kadınlar, hepsi güçlü kadınlar, hepimiz güçlü kadınlarız. Survivor'dayken de söylüyordum. Yani e, kadın erkek ayrımının yapılacağı en son yer bence. Evet, bir kadın olarak ben de çok yoruldum. Bir önceki sezonunda kendimi de ifade ettim. Bu sene de e, bir tık sorunlar olduğunu anlattım. Ama zaten yani öyle ortak bir platform ki aynı yerde yatıp kalkıyorsun, evet. aynı şeyleri yiyip içiyorsun, Tamamen aynı eşitsin. efor veriyorsun. Evet, yani e, eşitliğin bence e, son derece aynı olmasına Hı -hı. yakın bir e, yarışma. Bu bağlamda da herkes böyle işte yok kadın şampiyon çıksın, yok kadın öyle, yok kadın böyle. Yani ben bunun açıkçası gerçekten çok dürüst bir şekilde söyleyeceğim. Bunun kadınları aşağıladığını düşünüyorum ben. Aşağılık yani nasıl diyeyim aşağılayıcı hissediyorum. Yani bir erkeğin işte yanımdayken bir kadın olarak denildiği an ben kendim böyle aşağı Niye bir kadın olarak evet. bir ayrım olsun? Benim ondan ne farkım var? Ben de bence onun kadar. Onu güçlü. neden belirttin? Evet yani. Hı hı. Hani bir kadın bir erkek erkek olarak değil de bir insan ayrımı olarak bakabilirsin bu işe evet ama ben bir kadın erkek ayrımını doğru bulmuyorum yani. Peki bir daha çağrılırsan gider misin Survivor'a? Yani bu soru artık beni zorlamaya <gülüyor> başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın en zor sınavındaki en zor sorusu gibi bu. Yani iki senedir, ya, geçen sene geçen sene çıkar çıkmaz dedim ki Allah yani gerçekten düşünceler nasıl değişiyor? Dinleyin şimdi burayı, <laughs> alt yazı geçiyorum. yani e, ilk senemden çıkar çıkmaz dedim ki şu an çağırsalar giderim. Hı hı. Sonra aylar geçti çağırdılar. Hı, hı. Çağırdılar ama ben gitmiyorum dedi. <laughs> <laughs> İnsanın ruh haline Şimdi oraya alışıyorsun ya, oradan buraya adapte olmak zor, zor oluyor. Buradan buraya. Oraya. alışınca oradan oraya, yani Hı -hı. bir oraya bir buraya. Ben baya iki senedir Domini'nin yerlileri gibi oldum. Artık Ermanolar falan diye böyle. <laughs> Ermanular diyoruz biz orada. <laughs> işte erkek kardeş demek İspanyolca. Ee, onları orada ku öyle kullanıyorlar falan. Onlara Ermano diye sesleniyorum falan. Artık böyle kardeş gibi olmuştu gerçekten. Diyorum ki mesela Türkiye'ye gidince herkes normal olacak. Ben onları görmeyince tuhaf karşılayacağım falan. Yani bu sene için de hani e, gitmiyorum deyip gittim. <laughs> yani kendi lafında bir insan bu kadar çiğne. <laughs> Sonradan dahil olmanın peki? Yaşadım ya şu senin an hiç? önce sorun cevaplayıp sonra bunu cevaplayacağım. Tamam. Ee, yani şu an gitmek ister miyim sorusuna artık benden bu kadar diyebiliyorum yani. Ama tabii ki şu an ne diyeceğim? Cüneyt de ikna kalneti çok yüksek. <gülüyor> <gülüyor> hayır diyemiyorsun Hı -hı. yani. Bir de demek de istemiyor Sen sonuçta yani şu an geldiğimiz yerler burada oturmamın sebebinin e, büyük bir kısmı onların sayesinde. Evet. Yani hani o yüzden hayır demek de içimden gelmiyor vicdani olarak. Sonuçta bu bir vefa borcu. Hı -hı. Ee, onu da olabildiğince e, karşılıklı bir şekilde tabii ki e, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hı hı hı. Onun haricinde e, yani ilk tabii ki sonradan girmek beni zorladı. E, şu anlamda zorladı. Şimdi el olarak alışmışlardı. Evet. Vücut olarak parkura adapte olmuşlardı ve birbirlerine aslında birbirlerinin düşüncelerine, hı hı. karakterlerine ve bakış açılarına, her şeylerine hakimlerdi. Ben gittiğimde bir de Allah dedim nereye düştüm ben. Herkes çok iyi dedim ya. <laughs> Ayşe dedim nasıl yetişeceksin bunlara kızım sen dedim falan. Sonra dedim Ayşe kendini bir hemen bir önceki sezona geri döndür. E, oradaki arkadaşların sana olan güvenini hatırla. Hı -hı. E, senin kendine olan inancını güvencini hatırla ve asla pes etme. E, yani orada kendimi telkinlerde bulunduktan sonra birkaç hafta geçti ve ben rahatsızlık geçirdim. Hı -hı. Yani böbreklerimden kum dökmeye başladım. Enfeksiyon dolaşmaya başladı falan vücutta derken tam adapte oldum dedim. Bu sefer de zaten oyunlara giremedim. E, çok kalabalık olduğumuz için Hı -hı. bir de alışılmadığımız olumuş isimler var artık. Ee, o çıksın, bu bunu yapar, şu şunu yapar, evet. şu şunu da iyidir, bu bunda iyidir. Beni de hani az çok tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı ya da e, içlerini almak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Bunlar tabii ki e, sonradan zaten göz, gözüken şeylerdi ama işte rahatsızlığım girince ben tabii ki çok kötü bir düşüş yaşadım. Yani insanlar aslında söylemek de istemedim. Ben böyle Hı -hı. çok böyle acılarını paylaşmayı seven bir insan değilim. Çünkü acıları kendim bile e, konuşmayı, yaşamayı sevmiyorum. Şeymiş. Kötü olan hiçbir şeyi kendimde barındırmak istemiyorum. Hı -hı. Kin, nefret işte ne bileyim böyle e, kötü olan hiçbir duyguyu kendime yakıştırmıyorum. Bu yüzden de hani e, insanlar şimdi mesela Survivor'a baktıkları zaman şey diyorlar işte aa bununla bu tartıştı tamam artık koptu. Ya bende bu yok. Ben Hı -hı. insanlara şans vermeyi severim. Ben insan yani 1 3 5 artık fark etmiyor. Şans bence e, verilmesi gereken bir şey ama gerçekten hani düzeltebileceğin e, ya da insanların san, senin onlara verdiğin o şansı kullanabilecek eee Su ismaretine. Su etmeyecek insanlara verebilmek de hı -hı, önemli tabii hı. ki. Genelde bunun tam tersi oluyor ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden hani e, rahatsızlık geçirdiğim zaman ben duyurmak istememiştim. Hı -hı. Sonra işte üzerime gelinince Evrim Konseyi de patlattı beni. Sağ olsun dedi işte bu kız dedi böbreklerinden dedi kum döküyor dedi işte iğnelerle çıkıyor Hı -hı. oyunlara falan dedi. O süreçte çok gerçekten yıprandım. Serumlar, şeyler bir de yeni gelmişsin daha tam adapte olacaksın. Tabii. Kafan zaten dışarıda. Dedim ki yani Allah'ım şuradan çekip gitsen mi dedim. Gelir gelmez bu hastalık bir işaret Hı -hı. mi acaba bana falan? dedi. Dedim. Sonra da dedim Ayşe bir dur bakalım sen güçlüsün bir dayanmaya çalış falan. Günde artık 5-6 litrelere, litrelere varan sular içiyordum Hı -hı. yani sürekli bir de gece karanlıktasın lavaboya kalkmak yani ormanın içindesin Hı -hı. görmüyorsun nereye gideceksin evet. Yo, yemin ederim böyle şey zaten körebe oyunları vardı ya onun gibi gece böyle uykuda körebe gibi gidiyorsun yani nereyi görürsen artık oraya oraya <laughs> <laughs> bırakıyorsun. <gülüyor> <Aynı orayı> bırakıyorsun. <laughs> <laughs> Ay böyle çok yakalanma hikayelerimiz var Gerçekten Aa. ya yemin ederim Anlatsana bir tane <laughs> <laughs> Bir gün ya yani bu da çok böyle şey <laughs> Bir gün böyle yine çıkmışım işte Tuvalete <laughs> gündüz ama böyle oyun alanında Falanız Hikmet abi de ısınıyormuş Ben nereden bileyim o tarafa <laughs> ben uzaklaştım Tam böyle oturduk yani <laughs> Allah'ım yarabbim Şöyle solumu bir döndüm oh, hikmeten böyle kapattım tişörtümle hikmeten sakın bakma buraya çabuk geç <laughs> <laughs> ya böyle çok an oluyor ya gerçekten hani çok zor yani o an <laughs> yok diyor bakmadım abicim merak etme görmedim bir şey diyor abi dedim Allah razı olsun çok utandım şu an. <laughs> çok komikmiş şey ya. E Peki. Çok böyle gerçekten şey insanüstü bir yer ya. Bir de şunu merak ediyorum bir izleyici seyirci olarak oyunların kurallarının böyle yarışmacının feedbackine göre değiştiği oldu mu hiç? Hani? Aa, yok. Bu. Sonunda şunu çıkaralım, bunu ekleyelim, bu olmaz çok zor. Ya bu şöyle olmaz. Hı hı. Yani gerçekten haftalar öncesinden planlanıyor bu e, çizelge, bu atış sonu. Hı hı. E, bir de zaten hani bir parkurda oynuyoruz, diğerine geçiyoruz, diğerindeyken diğeri planlanıyor. Hı hı. Zaten hani biz diğerlerini oynarken diğerleri tekrar baştan e, planlanıyor. O yüzden hani oyuncuya göre yapılma gibi bir şey olamaz ki zaten olmadığının tepkisini de Batuana Acun Bey gösterdi yazdığı evet. mektupla. Yani ben en çok karşı çıkanlardan biriydim bu arada benim yapabildiğim bir atışta evet ki nitekim yapamadım hı hı. Adem abiyle final yaptım Adem abinin de kazandığı bir atıştı ayrıca. Ee, yani Acun Bey'le zaten iki tane oyun çekeceğiz. Saban Körü'nde 7'de gitmişiz hı hı. oraya. Yani e, atışı görür görmez hani itiraz etmesi işte e, benim kaderimi belirleyecek, belirleyecek bir oyun. Nisa Nisa'ya da bakmıyor, bana da bakmıyor bu oyunun sonunu değiştirmemiz lazım. İşte e, nasıl böyle bir son koyarsınız gibi hı hı. Te, yani tepkiler. şaşır. izledim yani. Hani e, tamam bu bir kader oyunu da o zaman Senden önceki insanların kaderi ne olacak? Niye bir tek kendini düşünüyorsun? Daha önce bencillik yaptığını söylemiştim bu anlamda zaten. Ee, yani kendi çıkarlarının olduğu hemen onların e, kendisini ön plana çıkarmak için yapılan yapılan bir şeydi. Bir başkasını düşünmeden hareket etmek bence çok saçma ve çok e, gerçekten bencilce. E, dedim ki. Hani Acun Bey'de görüntülü görüştürdüler bizi hı hı. İşte yüz yüze konuştuk. Dedi ki Acun Bey dört kişiden dedi bir kişi bile bunu istemiyorsa ben kimsenin hakkına giremem dedi. Sonra ben zaten istemediğimi dile getirmiştim. Bence istememekte de haklı olduğumu söylemişti zaten. Hani dedim ki bundan önceki dedim yarışmacılar dedim. Ee, işte potada ismi çıkacağını bilen ya da elenip giden herhangi bir yarışmacı dedim. Hı hı. İşte bugün bu takım oyunu bize bakmıyor. Ee, eğer işte biz bunu kaybedersek benim adım yazılacak Bu atışı sonunu beğenmedim. Şunu koyalım gibi bir şey dedim, söyledim. O zaman dedim o insanlar kaderine razı olup tek tek giderken evet. şu an sen neyin itirazını yapıyorsun dedim. Ondan sonra işte bir de ağladı da yani duygusal anlar yaşadık ilginç bir şekilde yani böyle bir konuda yani bu nasıl bir istek, nasıl bir hırs, nasıl bir hayal? Hı hı. Yani ben tahmin edemiyorum bir insanın bir şeyi bu kadar çok istemesi ve istediği yolda sadece kendine ve yoluna odaklanıp doğru bir şekilde elinden geleni yaptıktan sonra kendini o sonuca bırakması kadar doğal bir şey yokken hı hı. bir şekilde farklı bir yola e, insanları yönlendirme yapması çok anlamsızdı ya. Yani hani Survivor tarihinde böyle bir şey yokken yani tarihi değiştirmeye çalışmak <laughs> ilginç yani 15 yıldır Survivor böyle evet hani... Boyun eğmek zorundasın kaderine. Ben yapacak bir şey yok. Ben de şampiyon olmak isterim ama dördüncü olup elendim diye de ona buna sallayayım işte. Şunu nasıl yaparsınız bana SMS atmadınız falan diye böyle bir şey diyecek insan değilim ki. Ya çok saçma yani bunu demem gibi bir şey. Şampiyonluk niye şampiyon oldu? Şu an mesela bunun söylenmesi kadar saçma bir şey diye düşünüyorum. Peki Ayşe bundan sonra ne yapacak? Yani e, hayatına nasıl devam etmeyi planlıyorsun? Kariyer hedeflerin ne? E dijital platformlarda seni görecek miyiz? Evet. E, yoksa sosyal medyada mı daha aktif olacaksın? Yani YouTube kanalı açma fikrim var mı? Bunların hepsini merak ediyorum. Şimdi şöyle, e, yani burada kendimi övmek istemiyorum açıkçası. <gülüyor> Kendini <gülüyor> övmeyi çok seven bir insan da değilim diyemem aslında. Seviyorum da. <gülüyor> <gülüyor> kendimi seven insan hayatı da, her şeyi de seviyor açıkçası. Kesinlikle. Kendimi seviyorum, yeteneklerimi biliyorum, seviyorum. <laughs> Bence o... E, şu yüzden de çok sıkıntı yaşıyorum. Yani e, yapamadığım dediğim hiçbir şey olmadığı için, her şeyi yapabilirim, en azından denemeliyim hı -hı, diyebildiğim hı -hı. için e, çoğu şeyde de başarılı olduğumu düşünüyorum ve bu çoğu şeyde başarılı olmak beni çok çeşide itiyor, sürüklüyor. sürüklüyor. Hı -hı. O yüzden de hani hangisini seçen böyle o piti piti yapasım geliyor. Böyle <laughs> hangisini yapacaksın, <laughs> Ayşe, bir karar ver falan diyesim geliyor. <laughs> e, ama... Galiba <laughs> çocukluğumdan beri de böyle ee, hani istediğim çok dizi izlerdim küçükken ve hani neden küçükken insan da dizi izler bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> izliyordum işte. İzlediğim için hani oyuncu olma bir hayalimdi benim <laughs> ee, ve şu an oyunculuk adına her şeyi yapacağım bir döneme giriyorum açıkçası kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hani sosyal medya evet okey bir yere kadar ama meslek olarak düşündüğüm <laughs> gerçekten oyunculuğu istiyorum ve bunun için işte eğitimleri zaten alıyordum Survivor'a gitmeden önce ama şimdi özel eğitim alıp süreci daha fazla hızlandıracağım. <laughs> televizyon reklamcılığı işte ne bileyim sosyal medya reklamları bu tarz hı hı. devam edecek zaten ama oyunculardan çok asılacağım. Bir de böyle küçük bir dükkan açma hayalim vardı benim. Survivor'da bunu hayal ettim hı hı. aslında. Hani küçük bir kafe butik tarzı bir şey mi açsam falan e, Düzce'de yaşadığım zamanlarda hani küçük bir dükkanım, bu team olsun diye de hep düşünüyordum. Hı hı. Yani hayaller e, var. Bunları yavaş yavaş da e, tabii hayata ki hayata geçirmeye çalışacağım. Nasıl bir sevgilisin ve nasıl bir arkadaşsın Hı. demek istiyorum. <laughs> Onu hayatındaki <laughs> insana sormak lazım. <laughs> ne dersin yani? Ee, iyi misin sence? Hem arkadaşlık hem Valla iyi olduğunu söylüyor. Çevrem <laughs> şey, <ben> iyi oldu. <laughs> Biraz özel hayat ama açıcıyım bu konuya. <laughs> ee, şöyle... Önceki bunu söyleyeyim hayatımda bir insan var evet çok da saygı duydum. sevdiğim bir insan çok da değer verdiğim bir insan İns onu da gerçekten insani özelliklerine bakarak hı hı. E seçtim demeyeyim de karşıma çıktı diyeyim. Nasıl bir arkadaşımdır fedakarımdır hı hı. yani her konuda Karşımdakini anlayarak e, gerçekten e, konuşarak anlaşmaya çalışan bir insanım, empatiyle giden bir insanım. Ama bir yandan da e, kendi doğruları kendi doğruları olan ve bu doğruları e, kabul edecek insanlara hayatında yer veren bir insanım. E, çünkü hani bir başkasının düşüncesini kendime onun söylemiyle eğer e, yapmaya ve bunu hayata geçirmeye çalışırsam kendimden ödün verdiğini düşünen bir insanım. O yüzden de e, çoğunlukla tabii ki karşımdakinin düşüncesine de değer veriyorum, hı hı. saygı duyuyorum. Ama bunu geçirip geçirmeme konusundaki son kararda kendime bırakılmasını seviyorum açıkçası. Ee, onun haricinde çok e, nasıl diyeyim mutlu etmeyi seven bir insanım dediğim gibi ve böyle küçük sürprizleri de seven, hı hı. sürpriz yapmayı da seven bir insan ve sürprizler belli edildiğinde günün en kötü, <laughs> en çekilemez bir insana haline geliyorum. Yani bir sürpriz yapıldığı zaman eğer böyle çaktırılıyorsa işte e, böyle ben fark ettiysem. Canlarını okuyorum. Bitti. Bitti. <laughs> Yapma diyorum abi. İstemiyorum. Kalsın diyorum. Gerçekten çok çirkef bir insan haline gelebiliyorum hemen. Vallahi ya. Seb <laughs> çünkü ben yaptığım zaman kimse Kimi fark bir de etmiyor. Al ya. kapı çalıyor. Karşısında bir sürü şey buluyor <laughs> mesela. Ben öyle şeyleri seviyorum yani. <laughs> ya da geleceğim deyip e, gelmeyeceğim deyip pat kapı çalınınca. <laughs> ya hoşuma <laughs> gidiyor böyle sürprizler. Peki <laughs> erkek arkadaşına gidip sorsak Ayşe'de dayanamadığın berbat bir özelliği var mı desek <laughs> sana göre ne der sence? Yani kendine ben, öz eleştiri yaparsan. Bence bir şey demez ya. Demez. <laughs> Bu ama illa elan... diyor. O çünkü şöyle diyor. Gözümün <laughs> içine bakıyor ve şunu söylüyor. Sen de şunu sevmiyorum diyebileceğim hani bir kusur aradığımda bulabileceğim hiçbir şey yok. Ben de öyle. Bunu <laughs> <laughs> Mükemmelim yapabilecek bir şeyim yok diyorsun. <laughs> yani ilişkilerde bence biz harikayız, biz mükemmeliz, çok iyiyiz, birbirimizi seviyoruz gibi söylemler bence her zaman insanı pozitifliğe taşıyan Tabii ki. şeyler. Ne olduğumuzu bilmek gerekiyor ki ne olacağımız da belli olsun değil Aynen mi? Aynen öyle. <laughs> Peki tanışmayı çok istediğin ama tanıştığında hayal kırıklığına uğradığın bir isim oldu mu? Şimdi şöyle Demet Akalın'la bana karşı bir problemleri var galiba. <laughs> ya da genellikle Survivor'la ilgili şeylere bir algı yaratımı var. Şimdi şöyle Demet Akalın'la bizim... Ee, bir tanışma fırsatımız oldu. Hı hı. Yasin, bizim Survivor'daki Yasin, onun e, sunuculuk yaptığı e, programa gitti. Ardağan da vardı hatta. Birlikte çıkacaklardı. Ben de Yasin'in yanına gittim. Ben de o zaman Survivor'a daha gitmemiştim. Gidecektim ilk e, sezonuma. Evet. Orada tanışma fırsatı buldum Ayaküstü. Tanıştırdı. Hı hı. Gidecektim zaten çıkarken. O da e, kulisten e, stüdyoya doğru girecekken tanıştık Ayaküstü. Ve şey şöyle bir söylemde bulundu. Bu sene SMS'leri buna mı atıyoruz? dedi. Hmm. <laughs> ben de buna derken diye böyle bir baktım yani hı hı. hani ne demek o gibisinden? Bu, bu. Hani bu kim falan? Yani hani küçüklüğümden beri onun şarkılarıyla büyümüşüm ve gerçekten pop e, müziği çok seven bir insanım. Hı hı. E, ve onun da hani kariyerindeki e, gelişimine ve şarkılarına saygı duyan ve gerçekten çok severek dinleyen bu müzik piyasasındaki hı hı. pop sanatçı olarak örnek aldığım bir isimdi. Ta ki tanışana kadar. E, tanıştıktan sonraki e, izlenimim benim için iyi olmadı sonuçta bir büyüğüm ve e, biz büyükleri her zaman örnek alarak e, büyümeye çalışan insanlarız. Hani e, gördüğümle aklımdaki birbirini tutmadı açıkçası. Sorduğun tam olarak cevabı bu. E, sonrasında benim arkamdan işte geldi. Yasin'le birlikte benden SMS istedi gibi bir söylemde de bulunmuş galiba. Aa. Ben kimseden SMS istemedim şimdiye kadar. Hatta e, gerek konsey konuşmalarında, gerek Survivor konuşmalarında insanlardan bir şey istemeyi normal hayatımda sevmeyen hı hı. bir insanken kendi anne babamdan para bile isteyen bir insan değilim. Utanırım her zaman bu konularda böyle bir insanken benim gidip birinden ve ilk kez tanıştığım bir insandan hı hı. SMS isteme gibi bir olasılığım olamaz. Yani bu konudaki işte Buna mı SMS atacağız derken ki konuşmadan geldi benden SMS istedi konuşmasına gelmesi hmm. bence çok e, olmamış yakıştıramadım yani bir örnek aldım büyük olarak yakıştıramadım. Onun dışında e, Survivor'a yaptığı genel yorumlar bence objektif değil çok taraflı bakıyor e, ve bu taraflı bakmak bence Survivor'ın e, algısına zarar veriyor. Onun haricinde e, tabii ki düşüncelerine herkesin saygı duymamız gerekiyor ama sonuçta bu da bir sürü yarışmacının geçtiği ve bir sürü yarışmacının hakkı olduğu bir yarışma ve e, Taraf tutarak e, yapılan konuşmalar ya da e, birine hitaben yapılan konuşmalar bence çok yanlış. Nagyan'la e, Nagyan'ın söylememle ilgili yaptığı bir eleştiride de vardı. Onu da gördüm. Hı hı. Yani Nagyan'ın söylemem ya da herhangi bir birini söylemem benim için bence hatta Survivor için dünyanın en normal şeyi. Orada birbirimizi söyleyeceğiz, birbirimizi eleyeceğiz ki birileri hı hı. öne çıkacak ve son dörde kalacak ya da bir şampiyon olacak. E, oyunun kuralı bu ve herkes o kurala uygun oynamak zorunda. Evet. <laughs> ben de o kurala uygun oynadım ve e, aslında hani evet sonradan SMS e anına baktığımda Hikmet abi de söylesem Hikmet abi de gidebilirmiş ama e, ben o an kendimi en az riskte gördüğüm kişi olarak nagen olduğu için e, onu söylemek zorunda kaldım. Hı -hı. Onun haricinde ve benim de vermiş olduğum bir emek var sonuçta bir kolye aldım ve birini söylemek zorundaydım. E, sonuçta orada kimse e, babamın oğlu babamın kızı değil kimseyi evet. korumaya da gelmedim kimsenin beni korumasına ihtiyaç duyarak da gelmedim ben Hı -hı. oraya kendime güvenerek ve sevenlerime güvenerek geldim. Ee, o yüzden hani e, Nagya'nın söylemem bu kadar tepki e, aldığı için açıkçası şaşkınım. Çünkü evet Nagya çok güçlü bir yarışmacı. Evet Survivor'a gerçekten iz bırakmış yarışmacılardan ve güçlü kadınlardan biri. Ama hani e, onun bu kadar söylemine yani benim onu söylememe bu kadar şaşırılması da beni şaşırttı açıkçası. Sonuçta kendi elenmem mi? Bir başkasını elemek evet. mi? Benim için tabii ki önce Can sonra Can'a. Kesinlikle. E, Nagen sevdiğim bir isim. E, hani baktığın zaman e, güç olarak da her zaman hani e, bence güçlü bir kadın profili olarak da Hı -hı. her zaman örnek alınabilecek e, bir isim olarak e, görüyorum ama onun haricinde hani onu söylememem gibi bir şey. Benim için e, ekstra kendimi tehlikeye atmak olacaktı ve ben de bu yolu seçmedim açıkçası. Evet tamam hak ediyordu ama bunu hani belirleyen de ben dedim ki onu sevenler. Demek ki Hı -hı. onu seven ve destekleyen kişiler bize göre daha az bu benim hmm. hani problemim değil, ee, ben onu söylerken onun gitmesi için değil, sadece kendi gitmemem için söyledim hmm. yani. Hmm. Yapacak bir durumum yoktu. Buna da böyle açıklık getireyim. Yani yapılan yorumlar e, açıkçası beni üzdü. Hmm. Dediğim gibi Demet Akalın her zaman benim e, saygı duyduğum bir isimken, artık beni şaşırtan bir isim haline geldi. Ayşe son olarak e, seni sevenlere, fanlarına ne söylemek istersin? Tam senin kamerana bakarak. Onlara söylemek istediğim her şeyi söylüyorum zaten. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> iletişimdeyim <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, yani Twitter'dan olsun, Hı -hı. E, bizim gruplarımızda olsun sürekli onlarla iletişimde olmayı Hı -hı. seviyorum ve konuşmayı seviyorum çünkü e, bana emek vermiş insanlara her zaman e, bir vefa borcu hissettiğimi söylüyorum. O yüzden e, onlara da e, hayatımda olabildiğince yer vermeye Hı -hı. çalışıyorum ve e, onların hayatında da yer bulduğum için bunun değerini biliyorum diyebilirim. Hı -hı. Gerçekten e, hepsi, yani ben şöyle inanıyorum, şuna inanıyorum. Beni seven insanların hepsi bana benzeyen insanlardır diye düşünüyorum çünkü e, kalbini görebilen insan bir başkasının kendi kalbini görüyordur aslında karşındakinde hı hı. yani insan insanın aynasıdır diye bir söz var onun gibi. E, hepsine sonsuz saygı ve sevgi besliyorum. E, hepsine çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni e, iki senedir finali taşıyorlar. İki hı hı. senedir başarıma başarımızı e, katıyoruz ve ortak oluyorlar bana bütün duygularımda. Hı hı. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, onlar bana birer hediye. Ee, hayatımdaki varlıklarından çok memnunum. Hep olsunlar. Ee, hiçbir yere gitmesinler. <laughs> ee, daha belki de çok var birlikte yürüyeceğimiz yollar. <laughs> o yüzden e, onları buradan kocaman öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili AYF'ce iyi ki varsınız. Kocaman öpüyorum sizi. Harika. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel enerjik edelim. samimi çok sohbetin için. Bundan sonraki projelerinde de yine bir araya gelmek dileğiyle İnşallah. diyorum. İnşallah çok ve teşekkür ederim. Ve programı kapatıyorum. Görüşürüz. Bundan sonraki projelerde ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.